Benim adım Asret. Bitti ailesinin en küçük ferdiyim. Şu anki hayalim şu kocaman pastayı bir an önce mideye indirmek. Büyük abla Özlem ise hayaline kavuştu. Zor oldu ama çok sevdiği Andreas'la evleniyor işte. Kızım artık yeter. Bırak şu sopayı elinden. Sabahtan beri elinde sopa. Kızım fotoğrafçı var, fotoğrafçı çekecek bunları. Hadi sen onu bırak. Ne? Fotoğrafçı. Ay fotoğrafçı be. Ve annem şahane bitti. Gördüğünüz gibi tek derdi mutlu bir düğün fotoğrafı çekmek. Ay üstün başın kirlenir, daha fotoğraf çektireceğiz oğlum. Hop, küçük benim. Ay fotoğrafçıyı gördünüz mü? Küçük ablam gurbetse her zamanki gibi hiçbir şey umursamıyor. Babam halim bittiyse zaten bu düğüne çok da gönüllü olmadığından biraz durgun görünüyor. Almanya'da işçi olarak çalıştı. Ama ne çalışmak, resmen ağır işçi. Babamın en büyük hayali Türkiye'ye dönüp bir lokanta açmaktı. Bunun için yıllarca para biriktirdi. Ve günün birinde kararını verdi. Kararımı verdim. Derhal Türkiye'ye dönüyoruz. Bu karara en çok büyük ablam Özlem üzülmüştü. Bütün ısrarlarımıza rağmen babamı bu kararından vazgeçiremedik. Ne anı? Ev uzun birini hirdilendi. Ama sessiz yer. Kimsin işçin Osman? Böyle kaf yaman. AVM falan da yoktur şimdi. İstanbul'a bari taşınsaydık. Ya bırakın şimdi o beni. Toplana bakayım şöyle fotoğrafını çekeyim. Gel oğlum gel. Hadi oğlum. Taşın. Kızım gülümse. Çekiyorum. Oğlum, Türkiye'de bizi dayım Çetinciz karşıladı. Bay. Sürprizlerle dolu bir insan olan dayım bizi bir sürprizle karşılamıştı. Ailem gelmiş. Ay, enişte. Aslanım benim de. Enişte bana bak, tığ gibi olmuşsun ha maşallah. Vallahi. Yo. Canlarım hoş geldiniz. Sana bak. Canım kardeşim. Ablam. Marlen Monra gibi olmuşsun ha abla. Vallahi yemin ediyorum. Yakışıklım benim. Bu ne böyle suratsız? Dayısını biliyor. Bana bak. Sen yoksa evi mi beğenmedin? Ya vallahi. Ya gel ben sana evi bir göstereyim. Bak böyle ev Almanya sınırlarında yok. Yok. Şato. Ama bu babam için hiç de bir sürpriz değildi. Çetin. Bağırıyor lan bu adam bu evi. Ben hiç tanımıyorum bunu ya. Baba gel seni bir. Bırak. Lan bırak. Bırak dedim lan. Özlem bak. Bırak. Ne oluyor burada? Çetin. Ne oluyor adam? Bir şey olduğu yok komiserim. Her şey yolunda. Kim bunlar? Ha bunlar benim ailem efendim. Almanya'dan geldiler yeni. İyi. Bunu pek gözüm tutmadı. Bana bak. Asayişi bozmayın. İlk seni alırım içeri. Yok ya ne beni alıyorsun? Hiçbir şey yok, bir şey yok. Tertemiz. Tertemiz. Hadi, hadi bakalım hayırlı günler. Aa, hadi bakalım. Hadi. Bu kıza hiç güvenmiyor. Bakma öyle Brüksel'le anası gibi. Buralar temizlenecek, ondan sonra sen doğru... Sonra da ben evlenecek. Sonra ben de evlenecek. Yok öyle. Kudurmuş azındık seni. Ondan sonra doğru Almanya'ya. İşte. Lazım mı bu enişte? Oğlum niye lazım olsun? Daha çiviyi çakmadım ya. Tamam, ne sinirli adamsın ya. Allah Allah.
Kızım, çıkar şunu da bir işin ucundan tut artık. Aa! Ne gerek var anne ya? Andreas enişte yardım ediyor işte bak. Şşşt! Sakin. Enişte menişte deyip çıldırtmayın babanızı. Aa! Çekil sen de şuradan, çekil. Eskiden de yakışıklıymışım be. Oh. Anam, yavaş be. Güzel oldu be. Yorulduk ama değdi değil mi? Ha? Vallahi çok güzel oldu. Ellerimize sağlık. Ey, ay enişte kurcalama gözünü seveyim. Kırdın kolumu kanadımı zaten. Kurcalama. Andreas da az koşturmadı ama değil mi? Enişte be. Sen baba adamsın. Tamam. Çocuk biraz çirkin. Ama sen artık bunları evlendir. Hem bak ta Almanyalardan kalkmış gelmiş. Kızımızın da yüzü gülüyor. İzin ver artık da evlensinler bakayım. Tabii tabii. Babacığım pas mı sen? Bak, de, ha, işte, ben de onu diyorum. Şey önemli. Halle Suzan. Ben. Genuk. Ben ne diyorsam o. Olmaz dediysem olmaz. Budu 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 arkadaş durmadılar be. Ya ama bak kocacığım bir dinle sen. Girsin ne diyorsun sen de canım? Ay halim niye böyle yapıyorsun? Çok üzülüyor çocuklar. Tadını kaçırdın. Yemin ediyorum tadını kaçırdın enişte. Bu neyin ısrarı artık ya? Sal artık ya. Bu çocuklara izin ver. Aşık olmuşlar. Sen aşk mı? Aa. Aa. Ay olan gidiyor. Sen nerede şey gibi gitti valla. Çok mu seviyorsun kızım? Çok ne demek ya? En iyi çok, deli gibi çok, manyak gibi çok seviyorum ya. Vallahi bak. Aferin. Madem öyle. Adamsın enişte. Adamsın. Adam. Vallahi helal olsun. Bak yüzünde ifade yok ama vallahi adamsın. Şşşt. Madem öyle, sünnet olacaksın. Ha evet evet ya ya ben sünnet olacak tamam önemli değil. Sünnet ne? Özlem. Gibi bir şey. Beklemiş. Çok memnun oldum. Sağ olun, çok teşekkür ederim. Sağ olun. Prensesim,
güzeller güzeli, benim bir tanem kurban oldum. Sen yollarına ölürüm. Karşınızda saygıdeğer kız kardeşim. Buyurun efendim. Kız kardeş. Sizi tebrik ediyorum. Kız kardeş çok lazım bir şey. Bakın efendim, benim de ablam var. Gül abla. Efendim, ben de Çetin. Bu ailenin her şeyiyim. Nasılsınız inşallah? Merhaba. Ben de duruma memnun oldum. Düğün sizin galiba. Yok ya, ben ne evleneceğim? Benim yeğenler evleniyor. Ben bekarım. Dans sever miyiz? Ben severim. Ne hoş. Siz? Olur. Müsaadenizle. Ayakta kaldınız. Durun, oturun lütfen. Hiç bilmediğim bir dans mı? Ben hiç bunu hiç bilmiyorum çocuklar. Ablacığım sen. Duru. Kızlar, bu ne oldu? Durak gibi oldu. Evet, tamam. Ama herkes buraya gelirse bu dans yürümez ki. Duru. Aha, dur. Hanımefendi, bir müsaade... Lütfen bir müsaade eder misin? Lütfen elimizi çekelim. Duru! Oğlum lan! Oğlum! Ne oluyor? Ben artık çok ufak değilim, tamam mı? şey. Nasıl düşmüş? Ne var oğlum? Kızla dans ediyoruz. Romantik bir ortam var değil mi? Her şey yolunda. Bu Alman geldi, ellerini kızın beline koydu. Oğlum dedim, o eli bir çek oradan. Ama fazla da yüklenmedim nezaketen. Sonuçta misafirperver insanlarız. Bu geldi bana şılık şılık bu şeyler dedi. La dedim, konuşma! Konuşma, biz de biliyoruz bu Almanca'yı konuşmuyoruz. Bize yakışır mı komiserim? Deman atmış ki şlagen. Valla şlagen. La valla bak ne şlagen. Oğlum seni öldürürüm ha. Öldürürüm. Komiserim, vallahi aslında ortada büyüyecek bir şey yok. Nasıl, yok aslında. Nasıl büyütecek bir şey yok ya? Sana yazıklar olsun. Sen adam mısın? Karakol burası, ahır mı? Değil. Değil. Atarım seni içeri. Alman da mı amirim? Almanın ne özelliği var?
Yani siz bilirsiniz amirim de şimdi Almanya ile ilişkiler falan bozulmasın. Doğru doğru. Almanı atma. Doğru. Diğerlerini atın. Komiserim ben şahit olarak geldim. Ben Hüseyin'im. Bu adam çalgıcı be ya. Bunu niye diyorsun? Tamam. Bunu da at beni. Amirim çocuk. Ya çocuğun karakolda ne işi var? Kim getirdi? Allah bağışlasın çocuk benim ellerinizden öper. Geldi işte çocuk. Tamam, ondan da kalsın. Diğerlerini atın. Komiserim bu hesaba göre bir tek beni atıyorsunuz içeri. Tebrik ederim. Yaşasın adalet. İstersen girme, yanına iki tane memur vereyim. Yok komiserim, ben tek başıma girerim. Bana biraz çamaşır getirin. Belli ki kalacağım ben. Bana bak. Devletin komiserine trip atma. Ya trip değil de birazcık da kalbim kırıldı. Al beni, al artık. Al, al beni. Allah Allah. Konuşmuyorum ben seninle ya. İşe lan. Eh de oğlum. İçeride hayat çok zor enişte. CIA'lar, Japonlar, Naziler bir gruba dahil olmazsan adamı öldürürler. Oğlum 5 dakika içeride kaldın. Tövbe yarabbim. Ya neyse ne ya. Efendim geçmiş olsun, geçmiş olsun. Teşekkür ederiz Mutlu Bey. Geçmiş olsun. Sağ olun. Ha öyleli. Ufak bir kaza oldu. Nasılsınız? Çok sağ olun. Sizler nasılsınız? İyisiniz inşallah. Ya çok geçmiş olsun. Çok üzüldüm gerçekten ya. Diyorum ki bu akşam benim restorana gelin. Bir yemek yiyelim böyle. Hem de şu yarım kalan işi halledelim ya. Vallahi benim de aklımdaydı. Gidelim akşam. Ben de çok merak ediyorum. Görmek istiyorum. Aynen aynen. Güzel olur. Hep beraber. Hep beraber. Hep beraber, hep beraber. Vallahi hep beraber. İnşallah işte siz, Duru Hanım, tabii. Sizler Duru Hanım'la falan beraber orada görüşmek üzere o zaman. Oldu. Hayırlı günler diliyorum. Sağ olsun. Duru Hanım'a da selamlarımızı, onu da bekliyoruz. Hep beraber. Hep beraber. Hep beraber. Teşekkür ederim, sağ ol. Afiyet olsun. Efendim bu lokantacılık, restorançılık bize babamızdan kaldı. Tabii rahmetli göremedi bugünlerimizi. Çok erken ayrıldı aramızda. Allah rahmet eylesin. Allah razı olsun. Kuşunuz sağ olsun. Kurban olurum ben sana. Ne zaman bu konu açılsa duygulanır. Bu hale gelir yavrucak. Çok küçüktü çünkü kaybettiğinde. Çok zor zamanlar geçirdik. Ya tek bir ayakkabımız vardı, onu giyiyorduk ortaklaşa düşün. Sıkıntımız büyüktü, şimdi Allah'tan düzeldi. Ah canım, artık biz varız. Biz de senin bir ailen sayılırız, değil mi? Evet, evet. Tabii. Tabii. Çok teşekkür ederim. Çok iyi insanlarsınız. Bak ne diyeceğim. Sen yarın akşam yemeğe bize gel, tamam mı? Hem bizim evi de öğrenmiş olursun. Vallahi çok güzel olur. Olur. Olmaz. Olmaz, olur mu öyle şey? Sabahtan gelsinler ablacığım. Akşama kadar ne yiyecek bu insancık? Ya ya tabii kahvaltıya geldi mi durum sen? Sabahtan gel. Akşama da kalırız ya. Tamam, olur. Biz burayı almayı çok istiyoruz ya. Ya biz de buranın böyle sizler gibi kıymetli özel insanlara gideceğinden dolayı çok mutluyuz. Ya ben yarın bütün prosedürleri halledip burayı size devredeyim diyorum. İnsan yine de merak ediyor. Ya siz bu kadar güzel bir yeri neden satıyorsunuz ya? Ya Allah Allah. Allah Allah enişte ya. Şimdi orası da benim duygulandığım noktalardan birisi. Ya biz burayı ucuza aldık. Uygun fiyata aldık. Çok da kazandık. Ne yaptık? Ama bizim Amerika'da da böyle restoran zincirlerimiz var. Şimdi bu zincirleri boş boş bırakırsan ne olur? Olmaz, zincir çünkü sonuçta baş önemli. Biz de gidelim onun başında duralım dedik. O yüzden istemesek de burayı vermek durumundayız. Maksat o. Yani Amerika'ya gideceğiz işin özü. Oh. Amerika mı? Hah. Siz de mi gideceksiniz? Şey... Abim çok ısrar ediyor.
Ama ben bu topraklarda kalmak istiyorum. Vallahi bravo. Bravo. Bak ben yıllardır bunlara, yani aileme, bunları anlatamadım. Ya insanın kendi toprağı gibisi var mı be? Hiç. Şimdi efendim, toprak, toprak çok önemli bir şey. İnsan yeri geliyor, canını veriyor, toprağını vermiyor. Canın sıkıldı, arkadaşından kavga ettin. Ne yapıyorsun? Toprağına basıyorsun. Yani misal, birisini çok seviyoruz değil mi efendim? Ne diyoruz? Toprağım diyoruz değil mi? Yok değil. Ama gel hadi. Güzel kardeşimizi kırmayalım, o zaman ne yapalım? Efendim bu çok özleyeceğimiz topraklara kaderi kaldırıyorum. Nasıl? Temiz havayı geldi mi başının ağrısına? Evet. Öyle güzel bir aileye sahipsin ki insan özeniyor. Böyle güzelliğin bir parçası olmak için. O zaman gel sen de ailemizin eksik parçası tamamlansın. Efendim? Ha. Yani diyorum ki sen de iyi bir parçasın. Çetin. Ya işte, yani sık sık görüşelim. Sen ablamı sevmişsin, ablam seni sevmiş. Ne güzel işte. Ya Duru, o gün hani o düğünde bir ufak mesele çıktı ya hani. Ya kavga durumunu diyorum. Bak beni böyle yanlış tanımanı istemem aslında. Ben öyle şiddete başvuran bir insan falan değilim. Ya yok, yani merak etme. Ben öyle düşünmedim. Ama o Elifçioğlu böyle senin belinden tuttu. Ben böyle araya girmek istedim. Hop beni böyle dirseğiyle itti ya. Ben o zaman onun böyle boynundan, ümüğünden... bir tutup şöyle şurama yaslamak istedim. Neticede biz Türk'üz. Misafirperver insanlarız. Ne güzel gülüyorsun sen ya. Ne güzel bakıyorsun. Adın gibi böyle. Ha tamamdır, tamam. Çözdüm oğlum. Asıl senden korkulur lan. Şş, bana bak, hazırlıkla hallettim o işi ben. Tamam. Sen ne zamandır buradasın ya? Ne yapıyorsun burada? Hiç. Hiçbir şey yapmıyor mu? Ne kadar gideceksin işte ben seni vermeden söylemem. Oyna mı lan? Bak. Hadi bakayım odanıza. Terlik geliyor, terlik. Bu terliğin de neresinden korkarlar anlamam. Ay. Şahane be. Oldu sonunda be. Kurtulduk el kapılarında sürünmekten. Kız kendi işimizin patronu oluyoruz sonunda. Çok şükür canım, çok şükür. Allah'ım çok şükür ya Rabbim. Hadi uyuyalım. Hadi. Ay oğlum, bak misafir gelecek ha. Sakın misafir tamam, gelmeden yeme. Otur. Şurada otur, gel. Dur, dur babacığım. Ne vereyim ya? Abla! 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 Abla nasılsın? İyi miyim? Ay çıkar bunu, çıkar mı? Ablamda ne işi var? Doğru söylüyorsun. Bana bak, ben gidip dışarıda mı bekleyeceğim? Yok, o da olmaz. İçeride bekleyeyim. Özlem! Özlem şunu içeri at. Heh, şöyle oturayım. Şurada. İşte Durucu. Çok deli gibi oldu değil mi ya? Çok deliye verdim değil mi kendimi? Yok, ben endişe öyle oturayım. Şöyle oturayım. Enişte! Saygılar. Şöyle oturayım. Durucuğum, ben her sabah güne gazetemi okuyarak başlıyorum.
Aha geldi. Vallahi geldi. Özlem kapıyı aç. Özlem kapı bu tarafta, kapıyı aç. Çabuk. Yok Özlem olmaz. Özlem olmaz. Abla gözünü seveyim sen aç. Abla şimdi çocuğu göndermiş. Önemsememiş gibi oldun. Hadi ablam benim canımsın. İyice delirdi. Bu ne ya? Bana bak. Gül böreğinin suratına vurdu mu parçalarıma? Ne kadar baba baba diyordun? Tipsiz. Ben bunu ne yapayım ya? Oğlum koysana şuraya. Gene ben sana bir söyleyeyim mi? En iyi yer burası. Şahane abla, şahaneler yaratmışsın. Ellerine sağlık. Canım, afiyet olsun. Bak şu böreklerin de tadına bak, değil mi? Buyurun, buyurun. Vallahi hayır diyemeyeceğim çünkü çok güzel yapmışsın. Yuh! Şşşt! Bunlar böyle güzel şık maşık konuşursan şey yapmayın, sevimsizler. Yok ya, siz yanlış anladınız beni. Ben diyorum ki, sen yiyorsun yiyorsun, kilo almıyorsun. Good yani. Normalde yediklerime dikkat ediyorum gurbetçim. Ama annen o kadar güzel börekler yapmış ki dayanamadım. Afiyet olsun canım benim. Afiyet olsun. Yumurtalar bizim kendi mahsulümüz. Dur abla, istediğin kadar yemek ye. Pilav alsan da fark etmez. Dayım seni her haline beğenir. Yavrum, ay. Kızım, kızım çocuk işte bir kev kev konuşuyor. Vallahi kusura bakma. Biliyor musun? Dayım seni beklerken çok heyecanlı. Yavrum. Apacan, apacan. Bunlar hepsi apacan. Bunlar hepsi apacan. Bunlar hiçbirini sevmiyor. Yok seviyorum. Sevmez miyim? Ailem bunlar benim. Ha şey, sizin restoran da güzel yemekler yapıyor. Aşçılarımızın hepsi çok iyidir. Yani hepsi Mengen'den geliyor. Dur bir yengen. Ha onu sizin yengen yemekler yapıyor. Aşkım Mengen. Hani geçen sene Bolu'ya izine gitmiştik ya, hani sen de gel. Hani sen de gelmemiştin. İnşallah bir gün evleniriz, sonra beraber gideriz falan demiştin ya, hani hatırladın mı? Çok hatırladım aşkım. Ben de bir börek verebilir miyim? Bitti börek. Bitti. Börek. Bu ne? Sen öyle hapır hapır yiyince kahvaltıda ablam sana şey yapmış, sonra da yersin diye. Teşekkür ederim. Yani zahmet etmiş. Oldu o zaman. Tabii. Ben gideyim, görüşürüz. Pardon. Çetin, evet. Hadi gidelim şu notları da halledelim. Tabii. Ben sizi bırakabilirim. Benimle gelin. Çok iyi fikir. Atlayın işte. Sonra belin ağrıyor, belin. Yürüyemiyorum diyorsun. Ya. Şimdi kalabak değil ama biz açılışı yaptıktan sonra görsen kalabağı. Kız kalabak ne, beni de şaşırttın. Andreas'ın bile Türkçesi senden iyi. Kalabalık. Stok egal kalabak malabak. İçeri girip kıyıdan kıyıdan başlayacağız. Yoksa babama sürpriz falan yapamayacağız. Evet, daha temizlikti, süslü püslü pastaydı. Hadi anca anca yürüyün. Mutlu Bey! Hoş geldiniz. Bismillah. Çık kızım orada. Çık sen orada. Ya Mutlu Bey. Merhaba Mutlu Bey. Mutlu ben. Anladın mı? Tabii. Kardeşim, bura bizim diyorum. Biz aldık diyorum, anlatamıyorum. Yani kocama söyleyeceğim yarın, konduracağım bunları, o olacak. Hanımefendi, bir yanlışınız var. İyi bitti. Ne yanlışı? Burç değil mi burası? Ama işte Burç kafe değil mi burası? Burç. Bir dakika, bir dakika. Deniz ne kadar güzel gözüküyor. Sen daha güzelsin. Bence.
Duru. Ben bunu sana aldım. Böyle görünce almak istedim yani. Müsaade var mı? Tabii. O da senin gibi bir melek. Benim gibi. Çok yakıştı. Teşekkür ederim. Benim gitmem gerek. Ne oldu? Önemli bir haber mi? Yok. İşim var. Sonra görüşürüz. Abin mi kızdı? Duru, bak öyle bir şey varsa ara ben konuşurum. Ya benim niyetim ciddi. Burası da Burç. Burayı satmış olmasınlar size. Kolay oldu. Kızım biraz suratın gülsün ya. Görmüyor musun? Baksana paralara. O zaman bir kutlama yapalım. Çaylar da geldi. Şişt, bana bak. Tekneden haber gelene kadar dışarı çıkmak yok. Ben sana söyleyeyim. Afiyet olsun. Mersi abi. Ben de açayım mı? Ha. Buyur. Ay, 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 ay. Ay, ay. Hanımefendiciğim iyi misiniz? İyiyim, iyiyim. İyi olun inşallah. Halim Beyciğim siz? Nasıl iyi olayım ki? Hala aklım almıyor. Onca yılın emeği, birikimi. Ya felik felik biriktirdim be. Ya nasıl da samimi insanlardı. Şoktayım vallahi. Maalesef efendim, maalesef. Ya kim değil ki? Ben neler gördüm efendim bu ülkede. Bir evi 5, 6, 7 kişiye satanını gördüm efendim. Dünyanın çivisi çıkmış be. Destur! Ne oldu? Ablacığım ne olmuş? Bir yanlışlık varmış, ne olmuş? Yok. Yanlışlık falan olmamış. Dolandırıldık işte. Ay, ay. Bayağı bildiğin sansarmış adamlar. Komiser bey öyle diyor. Yok ya. Mutlu abi öyle şey yapmaz. Efendim neticesinde benim sevgilimin abisi. Moment mal. Ey. Habis katı hiç gehört. İyi. Ihr seid ein Paar? Ya yani. Echt jetzt? Ne diyor ya bu? Ey dayı ben çok sevindim şimdi ya değil mi baba? Anne. Gerçi şimdi hiç yeri değil. Çetin. Sevimsiz. Çetin. Siz ne zamandır sevgilisiniz bakayım? Ya çok. Şey, bizim düğünde tanışmışlardı geçenlerde. Dünden beri de sevgililer komiserim. İnsan kendi yeğeninden tiksinir mi? Oluyormuş demek.
Efendim evet, belki de yakın zamanda tanıştık ama ben Duru'yu tanıdığımı düşünüyorum. Öyle şey yapmaz. Neticede ben insan sarrafı biriyim. Bakın mesela bir keresinde bizim berberin oğlu var Ahmet. Ahmet'in ineğini çalmışlar. Böyle bir kalabalık mecliste insanlar oturuyor. Dost meclisi. Şöyle bir baktım. Bu çalar mı dedim. Yok çalmaz. Ona baktım yok çalmaz. Ona baktım bunun gücünde birazcık var gibi ama baktım çalmayacak. Söz! Allah Allah! Devlet dairesi karakol. Seni mi dinleyeceğiz oğlum? Ama var ya sen de beni hiç konuşturmuyorsun. Vallahi sana küseceğim artık. Ya küs artık küs. Manyak. Ekip. Git bakayım. Şu sabıka dosyasını getir. Bir baksınlar. Belki tanıyorlardır. Bu mu? Ne? Bu. Ne? Bu. Bu. Bu ne? Hatırsız gibi geç. Bu. Ay! Anne. Bu. Ay ay ay. Karacıklı deli melek. Aba. Bu. Ay ay ay. Of. Üç kişi demiştiniz değil mi? Vallahi tespit etmeniz çok işe yarayacak, takdire şayan bir durum efendim. Meleğe bak. Meleğe bak. Ben de diyorum ki acaba ben ona melek dediğimde bana niye kızdı? Niye şaşırdı? Karacıklı deli melek. Böyle melek mi olur? Ben sana bir şey konuşayım mı? Ben bunları onun yanına bırakmam. Bunun hesabını soralım ben. Çetin! Kendine gel. Tehdit etme, dışarı atarım. Ya artık ben sana ne diyeyim ya? Artık ben sana ne diyeyim komiserim? Dışarıda suçlular, üç kârçılar. Cirit atsın, sen al Çetin arkadaşını yakala. Al. Al, al, al. Tamam ulan. Trip atma devletin memuruna. Manyak mısın sen? Allah Allah. Ben artık karışmıyorum ya. Ne haliniz varsa. Sana mı soracağım ne yapacağımı? Sanki yakalamayacağım. Ne yapacağım yakalamayayım? Turşusunu mu kuracağım? Yakalayacağım. Polisiniz polis. Türk polisi. Değil mi ekip? Bence burayı deli gibi tahmin ederim. Süper oldu. Gutman. 13'e 8 düşmüş. Gördün mü aptal babanı kızım? Nain baba ya, senin ne suçun var? Hepimiz inandık. Gerçi bir kişi hariç. Geçen gece restorandan döndüğümüzde. Abla. Abla. Ya abla. Osman. Söylendi ne var? Sence o adam niye bizi o kadar çok sevdi? Ne havasına bastı Osman? Hangi adam? Bu akşamki mutlu adam. Kenan Osman. İyi insanlarız ya belki ondan. Kendi iyi birisi ya. Ondandır. Umarım gerçekten öyledir. Neyse. Ey hasret. Ne demek istedin sen şimdi? Hasret. Ey hasretman. Hasretman. Vay be. Kerataya bak sen. Nerede şimdi peki? Yukarıdadır. İyi kızım ya. Hadi sen de git yat. İyiyim ben, merak etme. Tamam baba. Sen de yat ama, olur mu? Hadi gutnacht. Kızım nacht macht. İyi geceler desene. Okey baba. Thank you.
güzel olmuş anasını satayım ya. Of ciddi, of. Neredeydin? Hiç. Kıyafetim kalmamış, alışveriş yaptım. Bu saatte ha? Çok ilginç ya. Poşetler nerede? Arabada. Alayım o zaman ben arabada. Gerek yok, ben sabah alacağım poşetleri. Yok yok, yardım edeyim ben sana. Alışverişe gitmedin değil mi? Çetin'le lan o herifle buluştun. Ona nasıl baktığını görmediğimi sanma ha. Ben kimseyle buluşmadım. Ayrıca hatırlatırım. Onun şekile bakmamı sen istedin Mutlu. Adam aşık ol demedim. Bana bak, bu iş yatarsa var ya seni mahveder. Ne yaparsın? Hı? Ne yaparsın Mutlu? Öldürür müsün? Hadi öldür. Ya ben böyle yaşamaktan bıktım, anlıyor musun? Sokaklarda sürünüyordun sen. Seni ben kurtardım lan Gök! Yeter be! Keşke sürünseydim de senin yanında böyle onursuzca yaşamasaydım. Bitti. Bu sondu. Ben artık istemiyorum, yokum! Bana bak. Çocuk oyuncağı değil, seni mahvederim. Yeter be! Allah Allah! Bir poşet yüzünden neye kadar yaptınız abi ya? Versene kız abiye poşetleri. Ne kıymetli poşetin varmış ya. Yiyecek mi sanki adam ya? Abi sen de taktın poşeti ver. Ya kız belki vermek istemiyor abi. Aldıklarını göstermek istemiyor ya. Don aldı belki, sütyen aldı. Açmak, göstermek zorunda mı? Ya bir ağız tadıyla kağıt oynayamadım sabahtan beri ya. Ne poşetmiş abi? Vereyim, al açayım bagajı. Vereyim, al. Kullan. Allah Allah, Allah Allah. Tam pişini yapacağım. Adam poşet diyor ya. Ay, ay, ay. Abi, ay. Kızartmalara son. Haftaya diyete başlıyoruz. Otur kızım otur, gel kahvaltı hazır. Hasret evde yok. Ay çıkar bir yerden. Anne yatağı bile bozulmamış. Delireceğim. Delireceğim. Ne işin var akşam akşam senin orada ya? Anlattım ya gece. Nasıllar diye uzaktan bir baktım. Uzaktan baktın da bu nasıl bindi arabaya? Ya ben nereden bileyim? Uyanınca kendine sor. Ya bu çocuk uyur gezer olmasın? Yani şey, uyur gezer dediğin yürüyerek gezer. Bu çocuk da arabayla geziyor ya. Pardon abi. Ne oluyor ya? Anam,
geldi. Polis geldi. Ne oluyor ya? Anam. Polis geldi. Abi polis geldi. Yok polis ben yok. Abi hala... Ses hala geliyor abi. Hoppa. Telefon getirmiş yanında. Bizi ihbar edecek ablası. Sen çocuğun yanında dur. Ben bir piyasaya bakayım duyulmuş mu bu olay. Ha? Tamam abi. Sen merak etme. O bende. Sen de iyi. Hasretim. Yavrum. Nerelerdesin? Beyefendiciğim. Yani bu çocuğun tek başına evden çıkıp gitme huyu var mıdır? Haber vermeden falan. Yok ya, nereye gitsin çocuk? Bildiği bir yer yok ki burada. Biz daha yeni geldik. Maşallah. Hakikaten yeni geldiniz de bir yıllık aksiyon yaşattınız buraya yahu. Komiserim. He. Şimdi ben şöyle bir düşünüyorum. Hı. Acaba hani bu bizi kandıran herifler vardı ya paramızı alan. Hı. Bu onların işi olabilir mi? Ya Çetinciğim, şimdi bunu ben de düşündüm de. Onlar alacaklarını aldılar değil mi çocuğum? Yani niye çocuğu kaçırsınlar? Heh. Yani. Hı. Ama eğer var ya, bu da onların işiyse ben bu sefer onları kesin geberim. Çetin! Bu polisin işi. Sen karışmayacaksın. Sana bir gün bir küseceğim var ya. Uzatma! Komiserim, bir anne olarak size yalvarıyorum. Ne olur bulun evladım, o da çok küçük. Amirim, evin her yerine baktık, çocuk yok. Aferin rakip. Hanımefendiciğim, merak etmeyin. Türk polisi bu işi çözecek, çocuğunuzu bulacağız. Sen de akıllı ol, atarım içeri. Hadi bakalım. Alo, ne oluyor? Ne yapıyorsun? Nereye paşa? Niye konuşmuyorsun? Tanımadın mı beni? Fethi amcam ben ya. Kim olduğunu biliyorum. Kötü kalpli insanlarla konuşmam ben. Kim kötü kalpli? Ben mi kötü kalpliyim? Evet. Yok ya, ben gayet iyi biriyim. Arkadaşınla paramızı niye çaldınız o zaman? Sizin paranızı niye çalalım be? Ticaret yaptık sizinle. Burç 2'yi verdik ya işte. Beni niye kaçırdınız? O da mı ticaret? Allah Allah. Seni kaçırmadık yavrucuğum. Sen Meleğin arabasının bagajından çıktın. Kaçırdınız. Kaçırmadık. Kaçırdınız. Kaçırmadık. Kaçırdınız. Ayaklımı kaçıracağım. Kaçırmadık çocuğum. Madem öyle beni kaçırmadığınızı ispatla. Nasıl ispatlayayım? Az kapıya gideyim. Ha. Tamam. Dur. At. Haydi. Hayırdır ya? Sen öküz biliyor musun? Öküz. Hayvandır. Enişte nereye? Oğlumu bulmaya. Nerede peki? Nerede olursa. Tamam ben de geliyorum. Bu ne be? Ne oldu? Ne o? İşte... Durunun mu ben... Ben al dedim ona hediye diye. Çetin. Ne diyorsun oğlum? Yani hasret kaçırıldı mı oğlum? Allah kahretsin. Ablamı Burç 2'ye sen götürmüşsün. Bize burayı gösterip oraya sattıklarını nasıl anladın? Abi siz nasıl anlamadınız? Asıl mesele bu. Oğlum bak zaten canım sıkkın. Ukalalık yapma, mevzuyu anlat. Orası Yeşim kafeydi. Bir ay önce el değiştirdi. E
Daha sonra Burç oldu. O gün abla da buraya gelip bizim deyince anladım bir kumpas olduğunu. E bunun eski sahibi kimdi peki? Tanımam. İştek bir yerler bakıyormuş buralarda. Ben de aldım Kazım dayıya götürdüm. Madem tanımıyorsun niye sana geldi? Tesadüf. Beni gördü bana geldi. Seni görse sana gelecekti. Hayırdır? Siz niye arıyorsunuz Mutlu'yu? Aha. Hani tanımıyordun? Adını nereden biliyorsun? Konuşurken adını sormuştum. Biz o herifi niye arıyoruz biliyor musun amca? O herif var ya o herif. Eniştim. Şu koca yürekli minik adam. Şu pofuduğun, şu tontişin, şu memleket hasretiyle yanıp tutuşan gurbetçinin neyi var neyi yoksa. Her şeyini çaldı. Oğlum. Pardon işte. Geçmiş olsun. Dahası da var. İşte. O herif var ya. Benim 7 yaşındaki oğlumu kaçırdı ya. Yavrum, ballı mısın sen ya? Ballı mısın? Paralar? Ne parası? Söz vermiştin yani. Kim? Sen. Ne diye söz verdim? Paralar verecektim. Ha! Para. Tamam ya, gidip de alayım ben paraları. Evet, ne yapıyorsun? Abi paraları çocuğa vereceğim ya. Pişti yenildim abi. Fethi. Bunları ben dizdirdim sen... Hiç öyle bakma ya. Vallahi çok pis oynuyor çocuk. Vallahi. Öyle mi? He. Vereceğim mi? Vermeyeyim mi? Buna mı yenildin pişti de? Bu yendi beni abi. Çoluk çocukla benim. Pişti! Gel! Kağıt mat yok. Kaldır pişti yok. Kağıt yok mu abi? Çalıyor. Yok. Okey oynayabiliyor muyuz abi? 4 kişiyiz zaten. Tak. Çık dışarı. Hadi. Paralar. Çık lan dışarı. Çıkın dışarı. Çıkın. Çıkın. Pişti yok. Abiler selamun aleyküm. Şeytanınız bol olsun. Selam, hoş geldin. Bir sualim olacak. Aranızda Mutlu'yu tanıyan var mı acaba? Mutlu senin neyin oluyor? Mutlu... Abi Mutlu benim canımın içi ya. Adam gibi adam. Dostum, dost. Kan kardeşim. Mutlu arkadaşın yani. Hacı abi, biz onunla böyleyiz böyle. 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 Bir ufak gerilim mi seziyorum burada? Ne oluyor be? Ne oluyor be? Gel lan, geçelim doktor!
Oğlum ne oluyor lan? Ya yok be enişte. Ufak bir yanlış anlaşılma oldu, bir şey değil. Enişte o değil de. Hani böyle koştuk ya. Böyle kan beynime geldi benim. Bir şey oldu, zihnim açıldı. Oğlum sen ne diyorsun? Ya hani şu kaptan var ya, İlyas. O İlyas. Çetin. Ya o İlyas'ta bir iş var işte enişte. Vallahi bana dedi. Ne intikam yoksunmuş? Töreniz mi atsın ya? Koş, koş, koş. Hoş mu kaptan bu ya? Hemen şiddete başvuruyor. Dur, 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 dur. Ulan oğlum, sen ne yalancı herif çıktın lan? Ya ne yapmışım onu anlamadım ki ben. Ulan oğlum, her işim bitti şimdi, bir de çocuk kaçırma mı kaldı? Çocuk mocuk, ya arabadan çıktı çocuk. Yok ya, bir indir şu elleri, bir indir, bir sakin sakin anlatayım ya. Ben de tam onun için seni arayacaktım. Kaptan bak, bizim buradan gitmemiz gerekiyor. Yurt dışına kaçmam gerek. Hallet şu işi, gözünü seveyim ya. Ulan çocuğu bir de yurt dışına mı kaçıracaksın? Ya öyle değil. Çocuğu ne yapacağım ben? Giderken çocuğu bırakacağım. Allah Allah, o değil, bu ekstra bir şey. Bak kaptan, şu işimi çöz, kurban olayım sana ya. Bu iş ekstraya giriyor biliyorum. Bunun ayrıca ödemesini yapacağım, benim tek derdim buradan gitmek. Anlaştı. Haber bekliyorum senden. Ayrıca bu da hoş değil, ben sana hiç vurdum mu? Ama vurulur mu insana böyle ya, kafama gelseydi? Gerizekalı. Ne oldu Halim? Buldun mu Hasret? Var mı bir haber? Bir tane. Arıyoruz. Hani bazı bağlantılar bulduk ama. Doğruyu söyle bana. Onlar mı kaçırdı oğlumu? Ne yapacaklar oğlumu? Biz ne yapacağız şimdi? Doğruyu söyle. Şahane. Hadi. Ne olur böyle salma kendini. Bak ben seni böyle görünce kolum kanadım kırılıyor. Ne olur yapma. Elimde değil. Ne olur salma kendini. Bulacağım söz. Söz. Çetin beni yakalıyor da. Hadi ya. Ne yaptın abi? Ya neyse ki icabına baktım. Ha iyi. Bana bak. Bir an önce hazırlanıyorsunuz. İlyas'tan haber bekliyoruz. Bir an önce buradan gitmemiz gerekiyor. Gidiyoruz. Oh be. Gidelim tabii ya. Yani bahçe mahçe iyi de bu ev çok fena. Ben değilim. Anlamadım. Taşınalım diyorum abi. Ev çok dandik diyorum ya. Sifon bozuk. Mutfak küçük. Ondan sonra duşa giriyorum, durmadan elektrik çarpıyor. Kaçak var herhalde. Bu su kablolarıyla mutfak...
mutfak borusunu ters bağlayınca meme yapar, ondan yapar. Ciddi kaçak var abi. Çarpıyor bir şey. Böyle ince çarptım. Çok hocama gitti, çok hocama gitti. Böyle bir şey oldu. Allah'tan son günümüz. Abi sen tam mazoşistsin ya. Tatlı tatlı çarptı diyor. Yani gökten başına yıldırım düşse göbek atacaksın ha. Ya şey yapma. Çok iyi. Sen de sus be. Aa. Abi dışarı çıktı. Yasaklamamış mıydı? İnsandır niye hayatında bir hava alsın. Geçsin gelsin. Abi çay koyayım mı? Elektriğini alır. Ana. İşte yap. Özür dilerim. Koy koy. Havalayayım. Buradan bir hava mı alayım yani? Bir duş mu alayım? Bir daha bir şey mi yapayım? Yani. Sen bilirsin abi. Ay bu da hoşuma gitti. Gel, bülü bülü bülü. Gel. Ye. Oh. Ye. Alo. Akşam bir sıkıntı yok değil mi Feth? Ha? Kaçıyoruz. Yok abi, sıkıntı yok. Hazırız. Şeyi ne yapacağız Mutlu abi ya? Bu çocuğu ne yapacağız? Ya önce bir paçayı kurtaralım biz, çocuk. Bir şekilde halledeceğiz artık onu. Paça mı? Ne paçası? Etrafa sarıldı. Polis! Abi polis! Basıldık. Telefondan gel. Ne salak adamım ya. Ben de dışarıdan polis geldi zannettim. Korktum abi ya. Operasyona başlayacağız. Abi telefonda öyle bir şey yok. Yok. Evet yok. Sahip! Sahip teslim ol. Etrafa sarıldı. Operasyona başlayacağız. Operasyon var amirim. Başlıyor musun? Evet. Vallahi ben bir tek burun operasyonu gördüm amirim. Başka da bir operasyon görmedim. Vallahi mi? Fethi hoş mu bu? Bence bir sıkıntı yok abi. Çocuğun yanında kal sen. Tamam. Hiçbir şeye bağışlayamazsınız, hiçbir şeye bağışlayamazsınız. Çocuk elimde, keserim çocuğu. Akıllı ol, akıllı ol. Fethi, çocuğu getir. Fethi! Abi, abi! Abi neredesin? Abi! Abi, çocuk yok. Hasret yok, melek de yok. Türk polisi harikasınız. Türk polisi! Operasyona başlayın bence komiserim, sıkıntımız var. Başla! Başla!
şeyleri. Sen ne yapıyorsun? Bir şey yap dedin ya. Yarım kaldı tüm, onu bitiriyorum. Hadi. Sakin. Sakin. Özür dilerim. Tamam abi, önemli değil ya. Bugün sen bana, yarın sen bana. Önemli değil ya. Allah Allah. Kapı yapmışlar. Kapı var. Koş, gel. Geldim abi. Ne oldu? Hı? Sence polis yakalanmış mıdır onları? Oo, yani çoktan yakalamıştır. Orada olup Mutlu'nun yüzünü görmek isterdim. Sen abi. Pardon. Ulan ne nefes varmış adamda be. Bekleyin ulan, bekleyin. Cevap vermiyor. Annenin ya da babanın numarası var mı? Dayımın kezbirinde. Hasret, biliyorsun yapamam. Hadi dur abla lütfen. Söz vermiştim. Numarayı almadım. Benim de ezberimde. Hadi oğlum. Hadi. Oğlum sen niye? Şarjın mı bitti senin? Bir de bu motorun peşinden koşuyor, getir motorumu diye. Şarj edin şu motorları. Alo, ben Çetin, buyurun. Çetin mi? Ben Duru. Kızgın olduğunu. Hasret? Hasret nerede? Hasret? Yanımda, merak etme. Yani çok iyi. Çevre yolundan sağ sapınca ilk benzincideyiz. Tamam, bak beni orada bekleyin. Bir dolap falan çevirmeyin, tamam mı? Geliyorum hemen. Nasıl bir çocuk bu ya? Yani kendi başına niye iş yapıyorsun? Devletin polisini niye takip ediyorsun? Hadi adamları gördün. Niye haber vermiyorsun? Ne bileyim ben. Komiser Bey, ya Hasret onlarla değilse kimle peki? Ya merak etmeyin. Kızla beraberdir herhalde. Zaten bütün ekipler alarmda onları arıyor. Didik didik. Bulacağız efendim. Ekipler derken? Ekipler. Ne
Ne kadar? 30 lira. Bozunuz var mı acaba? Hayır yok. Teşekkürler. Hasret. 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 Duru, Duru. Çetin. Nerede Hasret? Ne diyorsun sen ya? Bak. Duru, sen ne dolap çeviriyorsun gene? Ha? Ya bir dolap çevireyim falan yok. Kızım var ya bak ben deli adamım. Ben çılgın adamım. Eğer yerime bir... Kes sesini. Hadi be oğlum ya. Yok, açmıyor. Hanım, tam olarak ne dedi sana? Ya diyorum ya hayatım işte bekleyin ben sizi arayacağım dedi. Ha, arıyor, arıyor, arıyor. Alo Çetin, geliyor musunuz Hasret'le? Ha? Ne? Aa! Nasıl yani? Ay bulamam. Ay bulamamış. Baba, yapma böyle, bak korkutma beni, ha? Kızım dayanamıyorum artık yeter. Yapma bak. Artık yeter. Yok. Geceye kadar tekne burada olacaktı. Sonra burada buluşulup gidilecekti. Ama şimdi tekne falan yok. Ya aptal bir herif değil. Buraya geleceğini tahmin etmiş herhalde. Çetin, atla hadi arabaya. Nereye? Bir yer daha var. Ya biraz uzak ama burada değillerse oradadırlar. Hadi. Özlem. Geçecek. İnan karım. Lütfen bana inan. Hasret gelecek. Dayanamıyorum artık Andreas. Aşkım sen çok güçlü. Anaya bir babaya bir büyük destek. Sabır et az kaldı. Biz bulacak Hasret. Keşke kalkışmasaydık şu lokanta işine. Ya nerede biz biliyoruz? Bu adam bir hırsız. Biz şey, büyük, güzel yer gösterdi ama saati küçük kafe. Ne yapacağız? Orayı bile sevmişti benim güzel kardeşim. Evi düzelttiğimiz gibi orayı da düzeltelim demişti. Hey, Özlem hadi kalk gidiyoruz. Aşkım nereye? Kalk. Hadi kalk, aramak sırası değil. Delirdin mi sen? Nereye? İşimiz var. Gaz ver, gaz. Ya ne oluyor? Ya arada böyle yapıyor. Sonra tekrardan çalışıyor ama şu an çalışmıyor. Ne yani? Kalacak mıyız burada böyle? Başka bir fikrin var mı? Bana bak. Yeni bir oyun mu bu? He? Yenime ulaşmamı engellemek için yeni bir oyun mu kurdunuz? Ya oyun falan yok. Görmüyor musun? Çalışmıyor. Eminim öyledir. Ya yeter artık be. Sıktın sen de. Burada yardım etmeye çalışıyorum. Yardım mı? Ya bütün bu olanların sebebi sensin zaten. Ne yardımı? Dur dur araba, iniyorum ben. Araba zaten duruyor. O zaman kapıyı aç. Kapı da açık. Kemeri ben sökerim. Bana engel olamazsın. Ben bu arabada ineceğim. İn. Allah Allah. Allah Allah. Baba. Ne olmayın Sumişi ya? Bütün acılarımız bu lanet yeryüzünden.
nefret ediyorum ben buradan. Sen nerede bana canım? Haset buraya güzel yapmak istiyor. Onlara da sürpriz yapıyoruz. Değil mi? Hadi Caniko. Hadi. Şimdi biraz böyle. Yuh. Çetin. Yemin ederim bu bir oyun değil. Hangisi? Şu anki durumumuz mu yoksa tüm bu olup biten mi? Ben artık senin oyunlarına akıl sır erdiremiyorum Duru. Ha, pardon. Melek. Karacıklı deli melek. Peh. Bir anlatmama izin versen. Ben dinlemek istemiyorum. Çetin. Ya, belki dinlesen biz... Biz mi? Biz diye bir şey yok. Olmayacak. Benim tek isteğim şu anda Hasret'i bulmak. Ondan sonra da... Bir daha senin yüzünü bile görmek istemiyorum. Haklısın. Kim bir sahtekarın yalancının yüzünü görmek ister ki? Böyle bir insandan sadece nefret edilir. Mayası bozuktur. Ruhunda var. Demiştir batağa saplanmayı. Biliyor musun? 12 yaşındaydım. Babam öldüğünde üvey annem kapıyı gösterdi. O yaşında sen bir gece sokakta kalabilir misin? Ben kaç gece kaldım hatırlamıyorum. Sonra mutlu çıktı karşıma. Bir yılbaşı gecesiydi. Acıkmıştım. Karnımı doyurdu. Üşüyordum. Pembe bir mont almıştı. Küçük kızların seveceği tarzda. Ben o pembe montun bedelini onun yerine hapis yatarak ödedim. Her defasında kurtulmak için çırpındıkça daha çok battım. Yıllar geldi, geçti gitti. Sonra seni tanıdım. Aileni. Belki dedim. Belki benim de hakkımdır sevmek, sevilmek. Belki benim de hakkımdır temiz bir hayat dedim. Ama yanılmışım. Ben genelde zaten yanılırım. Hasreti bulacağım. Hayatıma mal olsa da bulacağım.
daha yüzümü görmeyeceksin Çetin. Maşallah. Çocuk doymuyor. Canım benim yeğenim. Yeter ya para. Yeter yeter. Ben de işte Meden Arafan'ı duyurmak için böyle bir klip hazırladım. Sağ olsun Saratilkan bizi kırmadı. Sağ ol. Abla? Oğlum ne ablası, abinim ben senin çocuk işte, kusura bakma. Hep ablası olayım istedi. Allah aşkına. Gördün mü, kaçırmışlar küçücük bebeği. Allah belalarını versin hadi herifler. Öyle yani. Benim kardeşim çalındı. Hasret bitti. Ama benden kaçmaz. Geçsin dükkanın önünden, anında çökerim ensesine. O çocuk hırsızım. Ayrıştılar, kolay gitsin. Eyvallah. Sağlıcakla da, barış wow. içinde kalın. Ya. Aferin benim güzel kızım. Meğer ne duygusalmış benim kardeşimde, haberim yok. Ya abla bırak, sevmiyorum sarışmak ben. Gir lan. Ha. Al şunu yanına otur. Aldınız mı yiyecek bir şeyler abi? He aldık. Bu velet sayesinde bütün televizyonlara çıkmışız ya. Televizyonlara mı çıktık? Hadi ya. Abi telefonunu versene. Bir annemi arayayım ya. İzlesin, sevinsin kadıncağız. Özlemiştir beni. Anneni mi sevindirmek istiyorsun? Evet abi. Ya abi. Ya abi ben anlamıyorum ki. Niye kaçırdık bu çocuğu ya? Sonra başımıza bir bela oldu diyorsun. O para evde kalmadan önceydi. Plan değişti. Şimdi çocuk olmadan parayı nasıl alacağız? He. Fidecilik mi yapacağız abi şimdi? Dünyada olmaz. Yapmam ben öyle şey. Oğlum parasız nasıl yapacağız ya? He? Nasıl kaçacağız oğlum? Üyesi parasını nasıl ödeyeceğiz lan? Hakikaten nasıl ödeyeceğiz? Yaptın mı plan abi? Ben halledeceğim. Açın oğlum. Yalnız kaldı değil mi? Bırak. Alo. Ha, halim bitti. Mutlu ben. Lan şerefsiz. Oğlum nerede, söyle çabuk. Şişt. Yavaş ol çocuğum, ben de onun için aradım. Bana bak. Sana vereceğim adrese istediğin miktarda parayı bir an önce getirirsen ona kavuşursun. Ulan ne parası? Elimizde avucumuzda ne varsa aldın zaten. Para mı kaldı bizde? Gel. Aman ne yapayım çok üzüldüm. Aman ne yapayım çok. Bol buluştur getir. Ne kadar bulursan getir. Bir dakika bekle, getirmeden bir dakika. Alo? Geri zekalı mısınız oğlum? Ne yapıyorsun? Kızdın abi. Pardon abi. Pardon. Çocuk düştü. Gel buraya. Alo. Oğlum. Hasret. Hasret. Oğlum. Tabii tabii, senin çocuk. Düştü. Oğlum. Lan oğluma bir şey yapmadınız değil mi? Bir şey olmadı ya şimdilik tabii. İstediğin parayı getirmezsen artık olacakları sen düşür. Hadi kapatıyorum şimdi. Oğlum alo. Hasret. Oğlumun sesi geldi arkadan. Ne diyor ya? Para istiyor adam gene. Atma şunu. Şunu atma. Mandalina yiyeceksin. Vitamin var bunda. Kabuğunda vitamin. Oğlum steril manyak. Sen ne yapıyorsun lan? Durmuyor yerinde abi ya. Üstüne çıkmışsın nasıl dursun? Pardon abi. Bana bak. Hı. Çocuğu alıyorsun. Hı. İlyas'ın yanına gidiyorsun sen, tamam mı? Tamam abi. Ben de şu adamla buluşuyorum. Eğer bir aksilik olursa bir şekilde... Bana baksana lan. Bir aksilik olursa dediğin yere doğru kaç. Ben bir şekilde kendimi kurtarır gelirim, tamam mı? İyi de abi, ya atma yavrum. Hasreti görmeyince parayı vermezse? Nasıl vermeyecek ya? Bir daha göremez oğlumu, kendi kaybeder. Tuzak olmadan emin misin abi? Kendi bilir vallahi, çocuğu elimizde bir daha canlı görmek istiyorsa yapmaz öyle bir şey. Hadi. Tamam abi. Ben gidiyorum siz. Sen kime mandalina atıyorsun lan?
Hanım bitti. Maşallah dokiksin ha. Kendimi garanti alıyorum. Parayı alayım. Oğlum nerede lan? Lan. Lan. Parayı alayım önce, oğlunu görürsün. Hadi. Ulan öyle sahtekar bir adamsın ki. Bir saat önce verdiğin söze bile sadık değilsin. Ya söz diyorum ya bu sefer. Başka çaren mi var? Oğlunu görmek için başka çaren mi var? Şu parayı ver. Bir an önce oğluna kavuş. Hadi. Alayım. Ya vaktim yok, vaktim. Anlıyorsun. Alayım. Şaka. Şaka. Ben de içiyorum. Çek burada cevazı bırakın önümden. Çek. Dur. Uzatma. Efendiciğim. Demiştim değil mi? Polis yakalar. Mutlu son. Tutuklayın. Ama olacağımı da mı? Dur uzatma. Gel. Geçmiş olsun. Hani bitti, bitti sen, bitti. He? Bitti sen. Gidiyoruz tabii, hesabı. Hayırlı işler, ne yaptın kaptan? Bizlik bir durum yok. Mutlu'yu bekliyoruz. Doğru. Gelir birazdan. Ne oldu? Ya ben şurada kocaman bir balık gördüm. Aynen. Balina kadardı. Hadi ya. Nerede? Ana. Yok balina balina. Nerede oğlum? Ah. Gene mi çıktı? Ulan bir göremedim şu balinayı ya. Resmini çeker anneme gönderirdim. Sevinirdi kadıncağız. Ulan bana bak Velet. Bu mevsimde burada istavrit bile olmaz. Sen ne balinasından bahsediyorsun ha? Ulan bana bak. Ben senin ne o Mutlu abine, ne de diğer manyaklara benzemem, anladın mı? Şimdi ne gördüysen söyle bana. Ne gördün? Sen kimin yeğenine lan diyorsun lan? Torrik! Ya keşke demir kısmıyla vuraydım ya. Tut bakayım şunu bir. Ulan! Dur, bırak. Gitsinler. Bir dakika sus. Dur. Ortam karışacak. Hadi kaçalım. Kaçmayacağım Fethi, kaçmayacağım. Ya bizi ilgilendirmez. Bize ne ya? Hadi kaçalım. Fethi, ben artık bu şekilde yaşamayacağım. Ne olacaksa olsun. Allah Allah. Kız senin. Allah. Allah. Al. Dur, dur abla. İyi misin oğlum? İyiyim, bir şey yok. Alın bakayım şunu, alın. 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 Evet Halim Bey. Gördünüz değil mi? Türk polisine kadar. Hasret bitti. Evet, hasret bitmişti. Ben aleme kavuşmuştum, Mutlu yakalanmıştı. Nasıl mı? Mutlu'nun bizi dolandırdığı günün akşamıydı. Pencerede oturmuş, dışarısını seyrediyordum.
Dur abla. Korkma. Burada olduğunu kimseye söylemeyeceğim. Pencereden bakarken ağladığını gördüm. Gelmek istedim. Peki. Sen benden nefret etmiyor musun? Hasret. Bak ben çok üzgünüm. Biraz sonra gidip teslim olacağım. Hatta sana söz veriyorum. Mutlu'yu da yakalatacağım. O zaman babamın parasını verirler mi? Bunu bilmiyorum. Dur abla. Çok kötü görünüyorsun. Bence eve gidip yat. Yarın sabah teslim olursun. Ben de seni gördüğümü kimseye söylemem. Ya ben sana kıyamam. Çocuksun. Hadi bakalım. Şimdi seni merak ederler. Tamam. Benim işime. Komiser amca. Ufaklık, buna ben karar vermem. Nöbetçi mahkeme karar verir ama merak etme. Elimden geleni yapacağım. Melek, bak. Mutlu abiyle plan yaptık, kaçıyoruz. Geleceksen gel. Yoksa sonradan bana haber vermeden sen... Alın sen... şimdi, alın. Ya, alın. Gel. Komiserim, plan yaptık diyorum. Yürü. Tipsiz. Duru. Ha. Pardon ya. Melek'ti değil mi? Hayır. Adım Duru. Melek adını ben 12 yaşındayken Mutlu koydum. İyi bari. En azından bu konuda dürüstmüşüm. Bu da bir şey. Bak Duru. Ben böyle dümdüz bir adamım. Oyun mu oyun bilmem. İnsanlara da çabucak güvenirim. 50 tane işe girdim çıktım. Hiçbirinde de tutunamadım. En son işte ailece bu restoran işine sevdalandık. Onda da aldatıldık. Ama benim için tek bir şey var. Ben yalan söyleyen insanlardan nefret ederim. Anladın mı? O yüzden bana bir daha hiç yalan söyleme. Hayatımız boyunca. Komiserim. He. Her şey için çok sağ ol. Vallahi baba adammışsın. Hadi hayırlı günler. Öyle dur bakayım. Ne? Bakayım şöyle bir. Hadi bunu da içelim. Ya beni niye atıyorsun gene? Şşt. Akıllı ol. Şaka lan şaka. Küstün mü? Şimdi biz gidiyoruz bunlarla karakola. Siz de sonra bir yere uğrayıp ifade verin. Oldu mu? Oldu komiserim. Süper şaka yapıyorsunuz. Bizimki de şaka değil mi? Benim ağzını burnunu kırarım. Altı ay fazla bu yok. Hadi, hadi ek, hadi. O ne ya? Geç kalma. Ya tamam be adam. Ya hiç huzuru yok bu heriften. Oğlum seni öyle bir yere getirdim ki. Of. Saçları güzel oğlum benim. Heh, dikkatli geç oğlum buradan. Dikkatli geç oğlum. Babacığım nereye geldik? Öyle bir yere geldik ki. Burası neresi biliyor musun? Burası Burç 2. Daha doğrusu yeni adıyla Hasret Bitti Lokantası. Ta 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 tam. Vay canına. Kim yaptı bunu? Özlem ablanla enişten. Senin için.
Sen çok sevmiştin ya burayı oğlum. Evet. Harika olmuş. Ama şimdi eve giderim mi? Ya boş ver, niye? Annem ablalarım ya. Emin işlemi özledim ben. Hiç gereği yok, boş ver. Neden? Çünkü... Oğlum! Kurban olurum sana. Bak geldi ya. Yaşım. İyi misin ha? Kurbanım benim. Ne haberlerle geldiniz? Çetin. Tutuksuz yargılama. Harika! Karın, karın! Operasyon başlasın. Ya bu adam hep benim peşimde. Al götür ya, al. Şaka be, şaka. Sıpa, şaka. Allah Allah. Allah Allah. Ulan mutlu bektemiz, sen ne biçim adamsın?